Arkadaşlar kayalar bir değişik. Bütün kayalar rengarenk. Burada iki yer var. Onlara bakacağız. Bir tanesi hemen karşımda. Şöyle eski bir işlenmiş yer gibi gözüküyor. Bakın alt tarafında da şöyle kapalı bir giriş midir? Tabii dikkatlice baktığın zaman belli oluyor arkadaşlar. Normalde gelip yanına geçerken pek belli olmuyor. Şimdi buraları gezeceğiz. Bir de hemen üst tarafımızda çok tuzaklı bir yer var. Bakın hemen karşıda. Oraya da gideceğiz. Büyük bir tuzaklı yer olduğu belli zaten. Şu kayamızın yüzeyinde bir taş var, yumurta şeklinde. Önce ona bir bakalım. Değişik. Hemen şu yan tarafında da bakın. İşlenmiş yerler var gibi gözüküyor. Ama bu yumurta şeklindeki taş bayağı dikkat çekici. Çıkalım bakalım. Tuzaklı yerimize doğru bir gidelim. Arkadaşlar kayaların hepsi rengarenk. Değişik değişik. Yolumuza devam bakalım. Evet. Büyük tuzaklı kayamızın altına geldik. Önce bir etrafını görün. Tabii arkadaşlar gezerken benim de gözde kaçırdığım yerler olabilir. Videomun altına yorum olarak yazarsanız sevinirim dostlar. Şu tuzaklı kayamıza gitmeden hemen bakın şu kayanın üstünde bir kare şeklinde bir kaya var. Sonradan monta edilmiş gibi. Ona bir bakalım. Şimdi bu büyük tuzaklı kayamızın altına doğru bir gidelim. Üstünde bayağı değişik değişik kayalar var. Hemen şu yan tarafında göz gibi bir kaya var. Şimdi onu da göstereceğim. Gerçekten acayip bir bölge. Şöyle yanlara doğru inelim.
Evet. Tuzaklı kayamızın altına geldik. Tonlarla ağırlığında bir yer. Şurada bir taş var. Altında da çok eski girişler var gibi gözüküyor dostlar. Bakın. Tuzağın kurulduğu yeri göstereyim. Biraz daha uzaklaştıkça daha net gözükür. Bak, o kadar güzel ki. Buralarda bir şeyler saklamışlar mı bilmiyorum ama göze batan iki yer var altında. İkisini de göstermeye çalışayım. Bir tanesi hemen şurası arkadaşlar. Üstünde de çarpı işareti gibi bir işaret var. Ve bu tonlarca ağırlığındaki kayayı da sadece ve sadece şurası tutuyor arkadaşlar. Yarım metre, bir metre kadar bir taş. Şu gördüğünüz yer tutuyor. Yoksa bu tonlarca ağırlığındaki kaya aşağılara kadar yuvarlanır. Hemen kayanın dibinde daha neler var? Biraz da kendimizi riske soğup altlara doğru gidelim. Böyle küçük küçük kapalı kasacıklar mı artık? Ya da ben benzettiriyorum bilmiyorum dostlar. Bakıyoruz, birlikte geziyoruz. Bu kayanın altında. Bir de böyle sol tarafında bir giriş var. Şöyle yavaş yavaş girmeye çalışıyorum. Alt tarafına girmesi de zor. Şurası arkadaşlar, bakın. Bayağı kapalı bir yer gibi gözüküyor. Bu tonlarca büyüklükteki kayanın hemen altı. Buralar ellenildiğinde bu tuzak devreye gitsin. Burayı karıştıranlar cezasını bulsun diye yapılmış ama çok büyük bir tuzak arkadaşlar. Şöyle bir alta doğru giden bir yer de var. Bir havalandırma gibi. Ama en güzel yer şurası. Buradan da çıkalım. Şöyle üst tarafına doğru bir gidelim. Bakalım. Buralarda neler var? Müthiş bir yer dostlar. Şöyle tuzaklı yerimizi bir daha göstereyim. Evet arkadaşlar, bugün de böyle tuzaklı bir yer göstermek istedim size. Tabi bu doğal da olabilir, gerçek de olabilir arkadaşlar. Amacımız birlikte gezmek. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.